Arkadaşlar ikinci videomuzda e, Maraş depremini bu sefer e, Ay-Saros döngüsüyle inceleyeceğiz. E, ben şimdi ekranı paylaşacağım. Birçok videoda bu Saros döngülerine nereden bakıldığı gösteriyorum. Burada da tekrar göstereceğim arkadaşlar. Benim için çok hani artık zahmetli, alışkınım. Tekrardan hani biz nereden görebiliriz, nasıl bulacağız diyen arkadaşlar için de. Şimdi arkadaşlar Astrosik sitesine girdiğinizde şuradan, Lunar kalender diyor. Solstice, Equinox diyor. Burada solar and lunar eklipse diyor. Eclipse. Şurada da arkadaşlar 2022'yi seçtim. Çünkü ben özellikle 8 Kasım'daki ay tutulmasının saros döngüsünü inceleyeceğim. Şurayı pazarcık ben yaptım arkadaşlar. Siz de şöyle yapabilirsiniz. Tekrar göstereyim size. Pazarcık. Yani biz burayı pazarcı seçeceğiz. Şimdi pazarcı seçtik bakıyoruz buradaki ay tutulmasının Saros döngüsü 136. Ben açtım şurada arkadaşlar 136. Saros döngüsü 13 Nisan 1680'de başlamış. Belki bu pazarcıkta 14 Nisan'da. Bunu bilemeyiz. O civarlar yani hani orada gece de olmuş olabilir, gündüz de olmuş olabilir. E, bu kaçıncı e, Saros döngüsü? Şu yeni olan 8 Kasım'daki 20. Tamam. Şimdi bir ön bilgi aldık arkadaşlar. Şuradan Eclipse Chart diyor. Bunu açtım. Bunu açtım arkadaşlar. Pardon. Yanlış. Şuradan Saros'a tıklayacağım. Saros serisine tıkladım. Şu anda pazarcık seçili. Ben ilk Saros döngüsüne gireceğim. Bakın şurada 13 Nisan yazıyordu ilk Saros'a. Ama bu pazarcığa göre görüyor musunuz? 13 Nisan. Pazarcığa göre bu aslında 14 Nisan'mış. Tahmin ettiğim gibi gece vaktine denk gelmiş. E Eclipse haritasını açtım. Burada e, açtığınızda arkadaşlar kesinlikle kontrol edin. E, şöyle şaşma oluyor. Bakın ay ve güneş aynı derece değil. Ben bunu ilerleteceğim. Bakın arada baya bir fark var. Yani neredeyse e, bir saatte yakın bir fark var. Ay yaklaşık 40 dakika falan oynar. Evet gördüğünüz gibi bir saate yakın bir fark var. Bunu bir 2.03 yapayım. Çünkü daha önce yapmıştım arkadaşlar. Evet. Şuradan da bütün açıları seçelim. Şimdi Saros döngüsüyle analiz. Şimdi arkadaşlar. İlgili Saros döngüsünde şunu hatta 5 yapalım ya. Sanki 3 dakika. Evet gördüğünüz gibi 24-48-24-48. Ee, bu arada daha önceden de sürekli gösteriyordum. Solar Fire programda ben açtım arkadaşlar. Maraş depremi de açtım. Maraş depremi Dolunay'ı bakın buradaki e, hem ilk Saros döngüsü dolunayı hem de Akrep Dolunay'ını açtım. <laughs> bu Saros döngüsünün özelliği şu arkadaşlar. Maraş'a göre alırsak, aks noktaları falan. Evet burada bir dördüncü ev Boğa'ya gelmiş. Bu döngüde ilginç olan şu arkadaşlar. Uranüs-Kiron kavuşumu var. Bakın bu Saros döngüsünün niteliği, e, Güney Ay Düğümü'nün de Koç'ta olması, aslında buradaki tutulma, e, ay tutulması, daha çok gezegenler Güney Ay düğüm bölgesinde birikmiş. Koç Burcu'nda. Bu aslında bir Koç terazi hattında bir e, saros döngüsü. Normalde hani direkt Boğa Burcu'yla da, Boğa Akrep aksıyla da çok alakası yok. Bu hani Aslan Kova aksı da olsaydı buraya kare olduğu için, Normalde bu Saros döngüsü aslında bize doğrudan bu depreme bir işaret etmiyor arkadaşlar. Doğrudan. Bu e, hark bilgisini sonra inceleyeceğiz. Yani şimdi de ipuçlarını veriyorum arkadaşlar. Bir şeyler kafamızda otursun diye. Ama bu döngüde Uranüs-Kiron kavuşumu, bakın bu Saros'un ilk serisinde, e, bir Uranüs'ün etkiyle, bu bir deprem olabilir ama burada koçta. Uranüs koçta arkadaşlar. Koçtayken Uranüs şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ekranı paylaşayım. Ee, mesela 2010-2018 arası hatırlıyorum Uranüs koçta. Biz vekalet savaşlarını gördük. Mesela Rusya 2012-2018 arasında silah programı yapmıştı. Uranüs çok geliş, koçtayken gelişmiş teknolojiler, yeni savaş yöntemleri, vekalet savaşları. Genelde Uranüs koçta gelişmiş savaş silahlarını gösterir. Şimdi burada e, normalde bu ada değil. Hiç keskele alaka yani. Koçtayken bu bir savaş durumu değil ki mi? Neyse bunu da ipuçları devam ediyoruz arkadaşlar. Ama Uranüs Kiron şey e, kavuşumu Koç'ta. Koç'ta genelde bir savaş veya başka durumlarla. Şimdi Uranüs olduğu için depremin acı yaralan hani bir şeyden dolayı. Ama bu daha çok savaş. Mesela Uranüs-Kiron gördüğüm yerde arkadaşlar, şöyle düşünürüm. Ee, böyle özellikle savaşlar konusunda çok yaralananlar. Orada savaşlarda çok teknolojik silahlarla. Uranüs, çok teknolojik silahlar. Mesela öyle bir sıra dışı bir silah kullanılır ki... ...o bölgede çok insan hayatını kaybedebilir. Koç'ta, Boğa'da değil. Ben oradaki verileri toparlamaya çalışıyorum. Ee, o dönemde Rusya çok fazla yeni silah modeline girdi işte hipersonik silahlar falan. 2018 civarıydı. Vladimir Putin açıkladı. Biz işte e, iç hava işte e, sınırsız giden nükleer yakıtlı kuru füzesi yaptık. E, denizden atılan şu bombadan yaptık. Sarmat füzesi yaptık. Dünyada istediğimiz yeri vurabiliyoruz. Yok işte 20 küsür mah hızında e, lazer silah yaptık. Hipersonikler falan almış, yok zirkonmuş. Ee, bakın Uranüs koç. Bunu anlamanız için söylüyorum arkadaşlar. Çok teknolojik silahlar için gelişim dönemi. Evet şimdi bu, bu da bize açıkçası yani çok depremle alakalı. Evet burada bir dördüncü ev boğa. Bu Saros döngüsü bunu sunmuyor. Burada yani biz çok böyle bizi tatmin edecek ee, Saros döngüsüyle bu ama Uranüs-Kiron kavuşumu Depremden dolayı fiziki yaralanma. Bakın. Kiron, fiziki ve ruhsal yaralanma ve ayrıca bir sonraki yaşamlarda devam eden ruhsal travmalar. Bakın Uranüs. Koç'ta işte işte bu çok uymuyor. Çünkü Koç'ta ben şunu bekledim, Birisi bize savaş açsaydı evet derdim ki bu çok teknolojik bir silahtan dolayı bir sürü insanımız hayatını kaybetmiş. Şu anda da Kiron Koç'ta. Ya burada da fiziksel e, durumlar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı da var. Bakın Kiron çok fazla insan savaşlardan ölüyor ama şuradaki bilgi beni çok tatmin etmiyor deprem için. Şu, şu anki bakış açısıyla tatmin etmiyor. Çünkü biz başka bir şeyler arayacağız arkadaşlar. Şu bilgiler çok sıra dışı. Onu şimdilik bir kenara not edelim ama. Ee, Uranüsyen bir etkiden dolayı çok fiziki yaralanmalar. Bakın yorumu bu. Uranüsyen bir şey. Depremden fiziki aralanma kiron. Koç uymuyor mu? Diyelim. Burada bir kenara bırakalım. Şimdi o üçüncü videomuzda arkadaşlar. Şimdi asıl resitali üçüncü videomuzda yapacağız. Gelelim. Bu Saros döngüsündeki bu bir Saros döngüsü ama biz pazarcığa göre aldık. Bundan e, yaklaşık olarak arkadaşlar 300 43 yıl önce olmuş. 14 Nisan'da. Çok eski yani çok aşırı eski değil. Yani 20. Saros. Evet. Şimdi açtı. Açtı. Ve bir şey görüyoruz arkadaşlar. Bize göre, pazarcıya göre olan bu Saros döngüsünde Progress Pluto DSC'de ilginç. Bu ne anlama gelebilir arkadaşlar? Plutonik bir güçle karşı karşıya. Karşı karşı. Yani biz Karşımıza bir politonik güç. Bu bir deprem olabilir, bu politonik bir devlet olabilir, bu politonik bir güç. Karşı koyamayacağımız bir güç. Bizi çok aşan polito. Bakın tam Progres DSC'de arkadaşlar görüyor musunuz? 12 yengeç'e gelmiş Progress DSC ve Progress Polito 12 yengeç. Tam Progres DSC'de karşımıza çıkan bir güç. Burada 3. evde progres harita Uranüs Kiron 3. eve gelmiş. Güneşin güçlü olduğu 19 derecede. Çok ilginç. Kiron ikisi tam kavuşmuş progres haritada. Zaten yakında. Hani burada ama güneşin yüceldiği dereceye gelmiş. Ya yani buradaki veri güneşin yüceldiği derecede Uranüs Kiron. Çok gelişmiş bir kolektif yapı Uranüs güneşin yüceldiği derecede lideri alt edecek bir yapı. Güneşin yüceldiği 19 derecede arkadaşlar. Gelişmiş bir yapı. Üçüncü ev. Burası komşu devletleri de etkileyecek bir deprem. Ama başka bilgiler de var. O da üçüncü şeyi de anlatacağım. Evet bu Saros döngüsünde ilginç bilgiler bulduk. Bu Saros döngüsünün bir de solar return'e bakalım arkadaşlar. Bakın bu da çok sıra dışı. Yine burada bu döngüde arkadaşlar Uranüs 3. eve gelmiş, boğa'da kalmış. Tüm komşuları da etkileyecek bir deprem. Ama ilginç olan şu arkadaşlar. Buradaki döngünün yükseleni balık. Balık burcu yani sularla da alakalıdır, denizlerle de alakalıdır. Ee, hani genelde gidip giden, kurban olan insanları da anlatır. Burada Satürn yükselende olması da ilginç. Bunun hani doğrudan e, böyle e, depreme yine bağlayamayız. Bak bu doğrudan Ay işte balıkta da satürn birinci evdeydi ondan deprem oldu. Şimdi bu böyle oradan oradan onu da yapalım. Venüs de ona kareydi. Oradan da o yüzden kare oldu. Böyle bilgilerimizi bir şey birbiriyle bir, e, bir uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle o ona kare. O şimdi burada hepsi kare. Hiç olmaz ama burada ilginç bir bilgi var arkadaşlar o da bakın ayın 16 derecede kovada olması bu bir saros döngüsünün bakın bu saros döngüsünün ilk saros serisinin ee, ay derecesi bu dolunaydaki ayın 16.40 bakın şuradan neredeydi? şuradan açayım arkadaşlar. Şuradan full moon. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi 16.40 buradaki solar return 16.44 olacak gibi değil. Yani gerçekten de enteresan ve burada da solar return'de bir ay uranüs karesi var. Ama 12. evde ve kovada. Bakın bu bilgi enteresan. Üçüncü ev Uranüs bu komşuların evini de etkileyecek bir durum. Ama 12. ev kovada ay. Bir, evet depremi tetikleyecek bir bilgi. Ama bize bazı konularda yine tatmin etmiyor arkadaşlar. Gerçekten bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik. Biz e, bir şeyler daha bulmamız gerekiyor. Bu da bizi çok tatmin etmiyor. Şurada solar ark haritaya da bakalım arkadaşlar. Solarar arka haritada Ay ve Güneş'in Satürn'e karesi. Satürn buradaki hem 12. ev hem de yükselen yöneticisi. Bize göre hani pazarcığın ilk çıkarıldığı Saros döngüsü haritasına göre buradaki bu pazarcığın aks noktaları. Satürn bir otorite, devlet, bir organizasyonu da anlatır arkadaşlar. Direkt ve Satürn burada da yengeçti. İlginç bir durum. Ay Güneş Satürn'e kare. Deniz sularla da alakalıdır Yengeç. Evet. Burada da bir şeyler yakalıyoruz arkadaşlar ama gerçekten bu bilgiler tam resim yerine oturmuyor. Yine depremle ilgili bize bazı e, ipuçları vermiyor. Evet gene etkileyici durumlar var ama tam ipuçları vermiyor. Bir de e, deprem anının transit haritasını bu Saros döngüsüyle bakalım arkadaşlar. 6 2023, 4.17 17 Bir de deprem anını inceleyelim. Ha, evet. Şimdi arkadaşlar, bu saros döngüsüne göre bakın, tepe noktası 26-31 Akrep, Ic'de 26-31 Boğa demek. Bu saros döngüsünde, Satürn gördüğünüz gibi yaklaşan açıda 4 dakikalık ort var olay anındaki Satürn, bu Saros döngüsünün pazarcıya göre, pazarcıya göre MC, IC aksına kare. Ee, Satürn veya Uranüs bu tür aks noktalarına etkileşimde arkadaşlar direkt depreme neden olur. Yine burada Güneş, Jüpiter karesi, Jüpiter boğada olduğu için olumsuz bir etkiyi daha da büyütüyor arkadaşlar burada. Burada tabii ki Jüpiter'in kabahati yok. Sadece burada böyle bir durum var. Kiron'un Mars'ta kavuşumu ilginç arkadaşlar. Bu normalde Koç'ta bir taraftan bize bir saldırı veya şiddetle ilgili olması lazım. Kiron Mars birisi size saldırır, fiziki saldırı da bulunur. Burada bir fiziki saldırı yok mu? Yani normalde birisi fiziki savaş saldırısı olması lazım. Ama bu öyle bir şey değil. Bakın burada da bir şeyler bulduk. Ama yani bu Saros döngüsünde de bir şeyler var. Ama bizi tatmin etmiyor arkadaşlar. Bakın şu bu Saros döngüsünde şu progres plutonun DSC'de olması e, ilginç. Çok önemli bir bilgi. Uranüs-Kiron tam kavuşumu önemli bir bilgi. Bakın burada da çok sıra dışı bilgiler aldık. Ama resim tam oturmuyor. Resimi tamamlamamız lazım. Yani bir şeyler belli belirsiz gözüküyor. Ama bunu e, bir şekilde daha bir şeyler daha düşünmemiz lazım. Bir şeyler daha ortaya koymamız lazım. Net emin olamıyoruz. Bu bilgiler bize tam yetmiyor. Şimdi arkadaşlar Saros döngüsünde de çok ilginç şeyler bulduk. Ben neden ee, bir yerde mesela bir saniye pazarcıkta net depremi bulabilir miydik? Ben bunlara kafa yoruyorum. Benim için Orhan Hüsnü Aykaresler arkadaşlar bu bilgi artık yani ee, mesela İstanbul'da deprem riski şey dedi? bu aslında Türkiye'de bir deprem riski olacağını zaten söylüyordum. Ay ben bununla ilgili ya, ama orada olmadı, orada oldu. Bak ben de iyi tahmin ediyorum mesele o değil. Bu benim iyi tahmin etmemle ilgili bir durum değil. O videoda özellikle şunu vurgulamıştım arkadaşlar. Devletin artık politikayı bırakıp belediyelerle ben e, videomu e, link ekleyeceğim. Lütfen o videomu izleyin arkadaşlar. Artık bunu bırakıp belediyelerle şu parti bu parti demeden depremlere ciddi hazırlık yapmamız gerekiyor. Sadece bu bakın deprem uzmanları konuşuyorlar. Bak bizler bir şeyler buradan haykırıyoruz. İstanbul deprem riski halinde devam ediyor. Yok orayı tetiklemez. 30 yıl deprem olmaz. Dikkat. Lütfen dikkat. Ben biraz da Saros döngüleriyle de bakacağım. İstanbul'a ilgili, şu anda İstanbul'a ilgili depreme çalışıyorum arkadaşlar. Acaba bununla ilgili bir bilgi bulup ne kadar e, en azından o bilgiyi sunabilirsem tahmini bir tarih bulabilirsem belki onunla bile birçok yaşamı kurtarabiliriz. Şu anda onu düşünüyorum. Ben de bilgi yönüyle bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Saros döngüsü e, de bunlar keşf, bir şekilde keşfedilebilir ama neden zor? Ben düşünün arkadaşlar. Bu Saros döngüsünde progres haritada progres Pluton'un pazarca göre DSC'de olduğunu keşfedemem ama bunları çok gelişmiş bilgisayar sistemleri olsa bütün saros döngüleriyle o progres haritalar, solar ark haritalardaki etkilerini sisteme girdiğimizde belki dünyada nerede etki olabilecek, riskler olabilecek o bilgileri bulabiliriz. Ama onun için çok gelişmiş bir program lazım. Ben nereden hesaplayayım? E, bütün depremde hangi şehre progres haritası öyle gelir? Neden bu, bu kadar karmaşık bir bilgi? Umarım şimdi anlıyorsunuzlar arkadaşlar. Çünkü bu pazarcaya göre alınmış progres haritada. Progress Pluto tam DSC'de. Çok ilginç bir bilgi. Plutonik bir şeyle karşı karşıyasınız. Bu her türlü şey olabilir arkadaşlar. Sizin gücünüzün çok ötesinde bir güç. Mesela plutonik bir güç, süper güç gibi. Yani Amerika olabilir. Rusya da plutonik bir güç. Belki tam bir süper güç değil ama plutonik bir güç arkadaşlar. Çünkü nükleer silahları var. Bu kadar basit yani. Çok güçlü sizden. Plüto DSC'de bu çok enteresan bir bilgi. Saros döngüleri bu anlamda bize çok sıradışı bilgiler veriyor arkadaşlar. İstanbul depremi ile ilgili çok detaylı analizler yapacağım. Bir şeyler bulmayı umut ediyorum. Bunlar çok karmaşık. Sizler de görüyorsunuzdur. Şimdi bu video bu kadar arkadaşlar. Asıl gerçek bilgileri üçüncü videoda göreceksiniz. Beni de şok etti yani. Üçüncü videoda gerçekten de harp teknolojisi kullanılmış olabilir mi? Bunu inceleyeceğiz. Burada ön yargısız bakacağım arkadaşlar. Yani e, ya Amerika zaten Amerika hani bilmem ne anlar yapmıştır değil. Objektifliğimi kaybetmek hiç istemiyorum. Ama burada bir şeyler var. Hepinizin bunu görmesini istiyorum. Ee, direkt böyle şey bir komple teorisi yapmak istemiyorum. Astrolojiye ilgi duyan bütün arkadaşlarım... E, ...sizlerden ricam şu... ...özellikle bu üçüncü videomu... ...bir şekilde insanlara ulaştırın. ile ilgilenenlere. Hepinizden rica ediyorum. Bunları hepimiz paylaşalım. Bir şekilde... E, ...ne kadar paylaşırsanız çok sevinirim. Bu çünkü çok özel bir... ...video olacak arkadaşlar. Özel bir çalışma. E, ve sizler de göreceksiniz. Şimdi... Bu video bu kadar arkadaşlar. Üçüncü videoda görüşmek üzere.